Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 14 Şubat 2019 Perşembe. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönüm etkinlikleri kapsamında zafer yürüyüşü düzenlendi. Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında zafer yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik kapsamında Erzincan Belediyesi önünde bir araya gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, cirit takımları ile Erzincan Belediyesi Mehteran takımı öncülüğünde ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Halitpaşa Caddesi'nden Ordu Caddesi üzerindeki Saat Kulesi'ne kadar yürüyüş yapıldı. Zafer yürüyüşünün ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tüm şehitlerimiz için dualar edildi. Düzenlenen programda konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bu şehri ve ülkeyi armağan eden şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi. Bu şehri ve bu ülkeyi armağan eden şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Onlara da minnetlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Evet, şehitlerimiz rahat uyusun. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar bu memleketi, bu devleti bize armağan edenler rahat uyusunlar. Bu şehri bize armağan edenler rahat uyusunlar. Sizin 1916-18 yıllar arasında ne şartlarla bu şehri bize bıraktığınızı, bize armağan ettiğinizi çok iyi biliyoruz. 20-30 yıl sonra 1930 depreminde şehit olduktan sonra o yokluklar sefalet içerisinde bu memleketi yeniden imar edip bize hediye ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise kahraman ecdadımız önünde saygı ile, hürmet ile eğiliyorum. Bu kahramanlıklar bizim tarihimizde her zaman olmuştur dedi. Çok kıymetli garnizon komutanımız, çok kıymetli Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörümüz, AK Parti İl Başkanımız, Büyük Birlik Partisi İl Başkanımız, değerli Baro Başkanımız, Ankara Esyat Başkanımız, Antalya Esyat Başkanımız ve Devlet Başkanımız, değerli komutanlarımız, kıymetli sivil toplum kuruluşlarının başkanları, değerli kamu kurum müdürlerimiz, beyefendiler, hanımefendiler ve basınımızın güzide temsilcileri, ben de sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Erzincan'ımızın 101. düşmanlar işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Burada vatan topraklarını kendi canından aziz bilen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman ecdadımızın önünde de saygıyla, hürmetle eğiliyorum. Bu kahramanlıklar bizim tarihimizde her zaman olmuştur. Ta ki
kökü Mazi'de olan Selahattin Eyyubi'den, Alparslan'dan, Fatih Sultan Mehmet'ten, Abdülhamit Han Hazretleri'nden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana hiçbir zaman bizi yıldırmadılar. Elhamdülillah bundan sonra da yıldıramayacaklar, korkutamayacaklar. Biz biliyoruz ki bizim ecdadımız bir karış toprağını vermez ama canını verir, yine de o meydanı terk etmez. Bizim milletimizin öyle bir özelliği vardır. Onun için 13 Şubat 1918'de nasıl korkmadıysak, 18 Mart Çanakkale'de nasıl korkmadıysak, 15 Temmuz'da korkmadıysak, bugün 13 Şubat 2019'da da elhamdülillah hiç kimseden korkmuyoruz. Milletvekili Süleyman Karaman ise Erzincan kardeşliğin ve hoşgörünün şehridir dedi. Hemşerilerim, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Kartal'da çöken binada canlarını yitiren Tercan Zenger Köyü'nün Şeyma Kambur ve çocukları Zerra ve Ali Bilal ve yine Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden dört kahramanımız için ve hepsine dört kahramanımız için Allah'tan rahmet diliyorum ve hepsinin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Değerli hemşerilerim, Erzincan kardeşliğinin kardeşliği ve hoşgörünün şehri. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin ev sahipliği yapmış bir şehir. Anadolu mozaiğinin ve bağımsızlık mücadelesinin sembol şehirlerinden biridir. Doğu cephesinde, Erzincan'da da, Erzurum'da da, Sarıkamış'ta da çok zorlu mücadeleler verilmiştir. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da destanlar yazan ecdadımız Doğu cephesinde de canını dişine takmış, vatanı için, milleti için, bayrağı için her birini tarih altın harflerle yazacak şekilde destan yazmıştır. Son olarak konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutluyor olmanın engin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz dedi. Keşiş ile Muzur Dağları'nın arasında yayıldığı düz obada 100 yıllarca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, rüzgarının sert olduğu gibi insanının da mert olarak adlandırıldığı halkına, tarımdan hayvancılığa, turizmden doğa sporlarına kadar sayısız imkanlar sunan şehrin adıdır. Doğudan batıya geçişin eşiği, kurak arazilerden yeşile, suya, canlılığa, berekete geçişin başkenti Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutluyor olmanın engin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İnsanıyla, doğasıyla ilgili methiyelerin sayfalar sürebileceği Erzincan'ımızın 101 yıl önce tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırdığı kahramanlık ve elde ettiği zafer ise bir mihenk taşı olarak tarihteki yerini almıştır. 1916-1918 yılları arasında Rus işgali altında kalan şehrimiz Osmanlı ordularının üstün başarılarıyla geri alınıyor ve 2 yıllık esaret sona eriyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 15 Şubat'ta Erzincan'a gelerek bazı açılış ve programlara katılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 15 Şubat'ta Erzincan'a gelerek bazı açılış ve programlara katılacak. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Erzincan programı hakkında bilgiler verdi. Değerli basın mensupları, Erzincan'ımız için tarihi bir gün yaşayacağımız, ümit ettiğimiz bir program için sizleri davet ettim. Teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Biliyorsunuz 15 ve 16 Şubat tarihlerinde Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş Beyefendi 25 kişilik bir
heyetle Erzincan'ımızı teşrif edecekler. Bu programımızın Erzincan halkımız için ve burada sunduğumuz din hizmetleri için önemli bir faktör olacağı kanaatindeyim. Zira Diyanet İşleri Başkanlığımız 11 yıl önce Erzincan'ı ziyaret etmişler. Ve 11 yıl sonra ikinci sefer başkanımız Erzincan'a gelmekte. Bu da Erzincan'ın başkanlığımız tarafından ne kadar öncelendiğini göstermektedir bize. Zira 25 kişilik bir heyet. Bu heyetin içerisinde eski il müftümüz ve şu anda Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız bulunan Sayın Doktor Burhan İşleyen Hocamız var. Yine 3 tane genel müdürümüz mevcut. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyelerimiz var. Ve buna münhasil başkanlığımızı temsil eden daire başkanı seviyesinde arkadaşlarımız ve diğer görevli arkadaşlarımız gelmekteler. Burada hem bir taraftan din görevlilerle bir buluşma gerçekleştirecekler, hem de öbür taraftan buradaki din hizmetlerini yakinen yerinde görme, değerlendirme imkanı bulacaklardır. Bu bağlamda biz Erzincan halkımızla başkanımızla buluşturmayı arzu ettik. Öncelikle Cuma gün saat 11 sularında, Cuma namazından önce Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ndeki kampüste konferans salonunda gençlerimizle Gençleri Başkanımız bir buluşma gerçekleştirecekler. Biz buna Gençlik Buluşması ismini verdik. Bunu önemsiyoruz. Çünkü özellikle son dönemlerde gençlerimizin dini alanda zihinleri bulantılmakta, karıştırılmakta, gençlerimizin birebir Diyanet İşleri Başkanımızdan mesajını almasını arzuluyoruz. Bu konuda bütün gençliğimizi orada bulunmaya davet ediyorum. Salonumuzun dolmasını, taşmasını ümit ediyorum. Bunu da önemsediğimizi beyan etmek istiyorum. Ayrıca başkanımız o gün üniversite gençliğiyle üniversite camiinde bir buluşma daha gerçekleştirecek ve onlara hitap edecekler camide. Cuma namazı sonrası saat 15'te Erzincan'ın Cumhuriyet dönemi tarihi içerisinde çok önemli fonksiyonlarını üstlenmiş bulunan Erzincan'da pek çok düşünce adamı, ilim adamı, siyaset, devlet adamı ve iş adamı yetişmesinde emeği bulunan bir kurumumuzun yeniden inşası sonrası açılışını yapacağız. Eski Karaağaç, yeni Pir-i Sami Kur'an Kursu İlim Araştırma Merkezimizden bahsediyorum. Bunun da bizim açımızdan önemli olduğunu beyan etmek istiyorum. Erzincanlılar açısından önemli olduğunu beyan etmek istiyorum. Zira bu Kur'an kursumuzda, İlim Araştırma Merkezimizde hem hafızlık sonrası eğitimi takip edeceğiz. Hem de üniversiteye giden gençlerimize ve hafızlık projesinde bulunan gençlerimize klasik dini metinleri de öğretmeyi amaçlamaktayız. Yani modern bir medrese ve ilahiyat eğitiminin karışımı bir eğitim düşünüyoruz orada. İnşallah bu amacımıza ulaşırız diye ümit ediyorum. Erzincan için bir renk, yeni bir çeşitlilik olacaktır. Aynı saatlerde hanımlara özel müftülük konferans salonumuzda 46 hafize kızımızın icazet töreni yapılacaklar. Başkanımızın eşi Seher Hanımefendi yanındaki ekiple birlikte burada bulunacak ve burada hanım kızlarımızla bu sohbeti hanım kızlarımızla sohbet edecekler ve orada programı beraber icra edecekler. Akşam da yine önemli programlarımızdan birisi iş adamlarımız, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, devlet ricalinin bir araya geleceği bir programımız var. Kavakkolu beldemizde buluşacağız orada. Başkanımızla Erzincan'ın temsil ettiğine inandığımız siyasetçisinden, iş adamından, devlet ricalinden, kanaat önderine kadar pek çok insanı orada başkanımızla buluşturacağız. Ve orada onlarla hasbihal etme imkanı elde edilecektir. Cumartesi sabahleyin ana buluşmalarımızdan birisi sabah namazında Cami-i Kebir'de gerçekleşecek. Biliyorsunuz yaklaşık 6 yıldır sabah namazı buluşmaları Erzincan'da devam etmekte. Bu işi başlatan kardeşlerimize ben
Müftü olarak teşekkür ediyorum. Efendim, bu haftaki buluşmamıza, cumartesi buluşmamıza Diyanet İşleri Başkanımız ve yanındaki ekip de katılacaklardır. Onun için katılımın daha da çok olacağını ümit ediyorum. Çünkü bugüne kadar Erzincanlılar bizi hiçbir programda yalnız bırakmadılar. Orada da kesinlikle yalnız bırakmayacaklardır diye düşünüyorum. Yine programdan sonra din görevlileri, din gönüllüsü arkadaşlarımızla, Erzincan ve ilçelerinde görev yapan arkadaşlarımızla başkanımızı buluşturacağız müftülük konferans salonunda. O biraz daha özel bir program olacak. Efendim, orada görevli arkadaşlarımızın sorunları, onların istekleri, temennileri, düşünceleri, din hizmetini daha verimli hale getirmek için ne yapılması gerekir? Bunları başkanımız dinleyecek onlardan. Daha sonra öğle namazını mütakip, cumartesi günü öğle namazını mütakip, Terzi Baba Camii'nde 61 erkek hafızımızın icazet merasimi icra edilecek. Buraya Sayın Başkanımız ve ekibinin yanında ayrıca Reis-i Kurra Vekili de, Türkiye'nin Reis-i Kurra Vekili de katılacaklar, iştirak edecekler. Ve orada Erzincan'ımızda bu sene toplamda 107 hafızımız belge aldı. Onların törenlerini icra etmiş olacağız. Kız erkek 107 tabii bu, 46 kız. 61'de erkek öğrencimiz var. Bu icazet törenlerine halkımızın geniş bir katılımını bekliyoruz. Sebebi şu, Kur'an bizim kitabımız. Onları ezberlemek için yıllarını vermiş çocuklarımızın o sevinçli anında beraber olmamız lazım. Marifet iltifata tabidir. Biz çocuklarımıza ne kadar değer verirsek Kur'an'ı öğrenmeye, ezberlemeye, onun ilimlerini öğrenmeye gençlerimiz o kadar daha çok iştiyaklı olacaklardır, istekli olacaklardır. Bu konuda siz basın mensupları vasıtasıyla halkımızı tekrar davet ediyorum ve bu teşviklerine şimdiden teşekkür ediyorum. Teşriflerine şimdiden teşekkür ediyorum. O gün camimizin Erzincan'da tamamen dolmasını ve farklı bir gün olarak gelecek yıllarda, hafızalarda kalacak bir iz bırakmasını temenni ediyorum. Ben kısaca programı sizlerle bu şekilde paylaştım ama ayrıca demin de bahsettiğim gibi Sayın Başkanımızın eşi Seher hanımefendiler de bir ekiple bu programa iştirak edecekler. Bu program, onların da bu programların dışında kendi aralarında yapacakları, hanımlara yönelik yapacakları birkaç program olacak. Yani bayan, düzeltiyorum, hanımefendi kızlarımızın hafızlık icazesi dışında bir şehit ailesi ziyareti, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret, bir yine sosyal dayanışma çerçevesinde bir fakir kardeşimizin hanesini ziyareti planlıyorlar. Ayrıca bir de ÇODEM dediğimiz kısaca bizim çocuklarımızın kaldığı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza bağlı bir merkezimizi ziyaret edecekler ve oralarda onlarla hasbihal edip onlara moral destek vermeye gayret edecekler. Dolayısıyla bu iki günün Erzincan için dolu dolu geçeceğini ümit ediyorum. İnşallah Erzincan tarihinde de güzel bir an olarak kalacaktır diye düşünüyorum ve bize de bu din hizmetini daha aktif, daha verimli sunma konusunda, planlama ve organize etme konusunda moral ve destek vereceğini ümit ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundular. Erzincan Gençlik Merkezi tarafından "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi. Kampanyaya gençlerin yoğun ilgisi oldu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek sosyal medya hesaplarından yaptığı acil çağrının ardından Erzincan Gençlik Merkezi bu çağrıya destek verdi. Ben Enes Dağdelen, Erzincan Gençlik Merkezi tarafından başlatılan kan bağış kampanyasına katkıda bulunmak için buradayım. Tüm genç arkadaşlarımızın desteklerini bekliyorum. Ben Rana Nur Kavukçu, Gençlik Merkezi'nin başlattığı kan bağışlama kampanyasına destek oldum. Tüm genç arkadaşlarımın bu kampanyaya destek olması için bekliyorum.
Kan Bağış Merkezi Doktoru Ertuğrul Erdemir, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, hem kendi sağlığımız hem de başka tanımadığımız insanların sağlığına kavuşmalar için kan bağışında bulunmalıyız ifadelerini kullandı. Biliyorsunuz ki kış aylarıyla beraber kan bağışına olan ilgi bir nebze azaldı. Bu ilginin azalmasından dolayı yaşadığımız sıkıntılarda Erzincan Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlerimiz sağ olsunlar bizi yalnız bırakmayarak kan bağışında bulundular. Bugün onlarla beraberiz kan bağış merkezimizde. Umarım bundan sonraki günlerde de sıkıştığımız zaman, dara düştüğümüz zaman demeyelim, her zaman bizim yanımızda olacaklar ve beraber böyle güzel organizasyonlara imza atmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki 18-65 yaş arası sağlıklı tüm herkesten kan bağışı kabul ediyoruz ve kan merkezimiz 8.30 akşam 5 arasında size hizmet verir. Kan merkezimizi alabiliriz. Sayın seyirciler, Anadolu Yıldızlar Ligi güreş il seçmeleri Erzincan Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi güreş il seçmeleri Erzincan Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Yapılan müsabakalarda 100 civarında sporcu dereceye girmek için mücadele verdi. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporcular Erzincan'ı yapılacak olan turnuvalarda temsil edecek. Erzincan Güreş İl Temsilcisi Mehmet Özsoy seçmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bu müsabakalarımızın amacı Anadolu Yıldızlarına ilk defa alınan güreş sporcunun 23-24 Şubat tarihlerinde Trabzon'da yapılacak olan Grokremen ve Serbest Anadolu Yıldızlarına ilimizin takımını belirlemek ve 1-4 Mart arasında yapılacak olan gruplarda Yıldızlar müsabakasına yine Grokremen Serbest takımının belirlenmesi. Serbest ve Grokremen olarak bugün serbestimizi yapıyoruz. Yarın Grokremen yapacağız. Yaklaşık sporcu sayımız 90-100 arası olduğu görünüyor. İnşallah ilimizde de güreş eğitim merkezi açtık biliyorsunuz. Güreş eğitim merkezinin çocukları ilimizi inşallah daha iyi temsil edeceklerini inanıyorum. Bu ara Tercan'a, Üzümlü'ye, Kavakyolu'na, Çayırlı'ya çok teşekkür ediyorum. Hepsi katıldı bu müsabakalarımıza. Zor imkanlarla katıldılar hem de. Biz de ben güreş il temsilcisi olarak ve güreş eğitimde antrenörlerle bu işe destek veriyorum. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.